Mayasun'la kutsal topraklara hac vazifesi için gidecek olan hacılarımızı uğurlama merasimine hepiniz hoş geldiniz. Bizi böyle bir görev için bir araya getiren Allah'a hamd, elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Değerli erbaylar, vaktinizi almadan ama Kur'an-ı Kerim'le de uğurlamak istiyoruz sizleri. Önce Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Ondan sonra da konuşmalar ve duayla uğurlayacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Şehitlik Camii İmam Hatibi Sinan Gök hocamıza mikrofonu veriyoruz. Efendim 34YM6139 plakalı araç sahibi, aracınızı bulunduğu yerden çekerseniz memnun olacağız. 34YM6139. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
ve rahmetun ve ulaike min hudud. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Şehitlik Camii İmam Hatibi Sinan Gök hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi hem güzergahla ilgili bilgi vermek üzere hem sizlere bir selamlama konuşması yapmak üzere Verde Turizm Merba temsilcisi Ali Mayasun'a mikrofonu veriyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'me leke vel mülk la şerike lek. Bugün gelen saygıdeğer misafirlerimiz, hacılarımızla birlikte inşallah rahman biraz sonra programdan sonra yola hareket edeceğiz. Samsun'a doğru yol alacağız. Sabaha karşı uçak saatimiz sabahleyin ve oradan Cidde'ye gideceğiz. Kâbetullah'a ihramlarımızı giymiş bir vaziyette kainatın merkezi olan Kabe'yle buluşacağız inşallah. İhramlarımızı Samsun'da giymiş olacağız. Mekke-i Mükerreme'ye vardığımız zaman sizlerin selamlarını ve o güzel Kabe'ye kavuşmanın heyecanı şimdiden başladı. Ve ne mutlu ki sizlere o gören gözleri, oraları ziyaret edenleri yol bir anekdot olarak şu niçin hacı yolcu edilir? Hacı yolcu etmenin sevabı nedir? Hacı geldikten sonra onun sevabı nedir? Sizi bir dakikalık dinlemenizi istirham ediyorum. Kabe Kubeys Dağı'nın üzerine kurulmuştu. Kubeys Dağı'nın üzerinde bulunan Kabe, Cenab-ı Allah buyuruyor ki ey Kubeys Dağı, Kabe'yi süsle, püsle benim huzuruma getir diye buyuruyor. Ve Kubeys Dağı Kabe'ye diyor ki Yüce Rabbimiz seni huzuruna istiyor. Ve Kabe diyor ki ben Rabbimin huzuruna çıkmam, benim isteklerim vardır diyor. Nedir o istekler diye tekrar sorunca Yüce Rabbimize ve Kubeys Dağı'na diyor ki Kabe, birincisi diyor hacı adaylarını yolcu etmeye gelenlerin günahlarını affedilmesini istiyorum diyor. İkincisi Mekke'ye, Kabe'ye gelip orada tavaf yapan, beni ziyaret edenlerin de yani hacı adaylarını ve umreci adaylarının Kabe'yi ziyaret etmesinden dolayı da onların da günahlarını affolmasını istiyorum diyor Kabe. Daha sonra hacı adayları, umreciler memleketlerine gelirler. Siz de onu ziyarete gideceksiniz. Ziyaretlerine gittiğiniz zaman da o kişilerin de günahlarının affolmasını istiyorum diyor Kabe. O zaman Rabbimiz buyuruyor ki ey Kubeys Dağı söyle Kabeyutullah'a onun istekleri kabul olunmuştur diye buyuruyor. Ne mutlu ki sizlere o hacı adaylarını yolcu ediyorsunuz. O hacı adayları oralara ziyaret edecek. Allah'ın izniyle hac ibadetini, hac farizasını salimen yerine getirecekler. Ve geldikleri zaman da o gören gözleri, Kabe'yi gören gözleri, Resulullah'ın aşkıyla yanan o gözleri, oraları el sürenleri sizde ne yapacaksınız?
hacılar geldikten sonra ziyaret edeceksiniz. Rabbim şimdiden ziyaretlerinizi makbul ve kabul eylesin. Hacı adaylarımızı şimdiden hacıları mebrur olsun inşallahü rahman. Ve Kabe'deki hac farizasını yerine getirdikten sonra Peygamber Efendimizin hicret yolunu takip ederekten Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye doğru Peygamber Efendimizin yanına doğru gideceğiz. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidina Veline ve'l-Ahirin diye Erbağımızdan gönderilen bütün selamlarınızı inşallahü rahman birlikte Peygamber Efendimiz'e ileteceğiz. Hazreti Ebu Bekir'e selamını vereceğiz. Hazreti Ömer'e selam vereceğiz. Kendileri de orada bulunuyorlar. Rabbim şu anda da kabul eylesin. Medine-i Münevver'deki görevlerimiz bittikten sonra da salimen inşallah tekraren Medine'den Samsun'a geleceğiz. Rabbim yolculuğumuzu hayırlı eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Önce adayları Rabbimize emanet. Ondan sonra din görevli arkadaşım Emin Yılmaz hocam, kafile başkanımız olan Sayın Halit Kartal hocam ve ben hacı adayların yanındayız Allah'ın izniyle. Gözünüz arkada kalmasın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık diyoruz. Hakkınızı helal edin diyorum inşallah. Ali Mayasun Bey'e de teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmaları için Erbaa Belediye Başkan Vekili Zafer Güreli mikrofonu davet ediyoruz. Hacı adayları ve onları yolcu etmeye gelen Erbaa geceniz mübarek olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli hacı adaylarımız, Erbaa'mız için, Türkiye'miz için, İslam alemi için dualar ediniz. Peygamberimize selam götürünüz. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Rabbim hacınızı mebrur eylesin. Allah'a emanet olun. Evet, Erbaa Belediye Başkan Vekili Zafer Gürel Bey'e de teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim kısa bir konuşma için kafile başkanı olarak gidecek olan Tokat İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Halit Kartal hocamız sizlere hitap edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli erbaalı kardeşlerim, hacı adayı kardeşlerim. Gerçekten de bugün heyecanın, peygamber aşkının, Allah aşkının zirveye çıktığı bir anı yaşıyoruz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere bu anı Rabbim bizlere nasip etti. Tabi hac yolculuğu uzun bir serüven. Biz bu işin içindeyiz. Tokat İl Müftülüğü Hac Ümre Şube Müdürü olarak görev yaparken bu süreçleri hep görüyoruz. Ülkemizde 2 milyon insan bu şekilde bu kardeşlerimiz gibi bahtiyar insanlar olmak için heyecanla bekliyorlar. Ama 80 bin insanımız bu sene ülkemizi temsilen gidecek. Tokat'ımızda da 21 bin kişi kuraya girdi bu sene. 21 bin kişinin içerisinde 750 kardeşimizi bu mübarek beldelere yolcu ediyoruz. 21 sene daha önce mi sıra geldi? İnşallah Rabbim salimen en güzel bir şekilde ibadetimizi yaparak bu Rahman'ın misafirlerine hizmet etme aşkıyla bu yolculuğa çıkıyoruz. Sizlerin bu andan itibaren dualarını bekliyoruz. İnşallah Kabe'ye vardığımızda da bizler sizler için, ülkemiz için, çoluk çocuğumuz için, alemi İslam için dua edeceğiz. Ey Bağdı Seba, uğrarsa yolun semti haremeyne, selamımı arz eyle Resulü Sekaleyne diyerek Resulullah aşkıyla selamlarını gönderen kardeşlerimizin o mübarek beldelerine selamlarını ileteceğiz. Artık bundan sonra bizler işimizi, gücümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu Allah'a emanet ediyoruz. Sizlere emanet ediyoruz. Biz bu
ve biraz öden bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Amin. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz inşallah. Efendim Tokat İl Müftü ve aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde el haccul mebruru, bakın el haccul makbulu değil de el haccul mebruru leyse lehu artık olgun insandır, bu beklenir. İşte bu hadis-i şeriften yola çıkarak atalarımız böyle beklemişlerdir. Artık eski hatalar bırakılmıştır. Eksikler, kusurlar varsa elden gelen bütün çaba harcanarak iyi insan olmak için çaba harcanır. Onun için hac vazifesini yapmış olan insanlardan farklı bir örneklik beklenir. Cenab-ı Hak bizlere de efendim hac vazifesini yapmış olan ve yapmaya niyetli olan ve bu hacı adaylarımıza da bu niyetle hac yapmayı nasip ve de müyesser eylesin inşallah. Hep beraber dua ediyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin, hamd senin, nimet senin, mülk senin, devlet senindir. Bizler ancak sana ibadet eder, sana kulluk eder, senden yardım bekleriz. Bizleri kendilerine nimet verdiğin, izzet-ü ikramda bulunduğun, korktuklarından emin, umduklarına nail kıldığın, bir hacı
Sabırlı olmalarını nasip eyle. Nefislerine mağlup olmaktan onları ve bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Telbiyelerle, tekbirlerle, tahmidlerle, salatü selamlarla senin Beytullah'ını, Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmeyi, tavaf etmeyi ve dualarının makbul olmasını nasip eyle ya Rabbi. Safa Merve arasında yapacakları sahillerini makbul eyle. Dualarını makbul eyle. Günahlarını affı mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Arafat'a çıktıklarında marifetullah'a ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Birbirlerine kenetlenmeyi, kardeş olmanın birincine ulaşmayı nasip eyle ya Rabbi. Müzdelife'de sana layık olacak şekilde seni zikretmelerini nasip eyle ya Rabbi. Mina'da şeytan taşlarken aslında kendi nefislerini taşladığının bilinciyle hareket ederek günahlardan arınmayı, şeytandan uzak olmayı, nefsin esaretinden kurtulmayı acılarımıza ve cümlemize nasip eden müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle. Amin. Aziz şehitlerimize gani gani rahmet eyle. Amin. Mekanlarını cennet eyle. Amin. Makamlarını âli eyle. Amin. Onları ve bizleri cennette Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Amin. Aleyhi ve selleme komşu olma şerefine nail eylediğin kullarından eyle. Amin. Mebrur bir hac ile dönüp sağlık afiyet içerisinde ailelerine, çoluk çocuğuna kavuşabilmeyi hacı adaylarımıza nasip ede müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Amin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz şehitlerimizin ervahı için, bütün geçmişlerimizin ruhları için ve hasaten Allah rızası için. El Fatiha. Evet. 22 Temmuz 2. Değerli misafirlerimiz, sizden bir şey istirham ediyorum. Bakınız. Değerli misafirler, bak bir şey istirham ediyorum. Bir numaralı otobüse gidecek hacı adaylarına yol verelim. İki numaralı otobüse gidecek hacı adaylarına yol verelim. Zaten gün geçtikçe devamlı görüştünüz. Allah rızası için
Ya bırakın baba, az bir dur kenarda. Ha, bu da bir güzel. Evimizin evimize çıkıyor. Kirke değil, kirke değil. Genişten geliyor. Hava öyle mi? Evet. Hangi genişten ya? Allah'ım çıkıyor. Gel. Thank you.
Sağ ol, teşekkür ederim. Yavuz Şener'e bir şey diyor mu? Bu videomuzu YouTube'da da izleyebilirsiniz. Tabii yükledikten sonra. Şöyle inelim. Evet Hatice, baba gitti. Hayır, sen gittikken ben nasıl desin? Bütün hacı adaylar. Törker. Ne oldu, ışık gözüne mi alıyor? Hayır. Baksın niye yaşıyorlardı bir yerde mi? Thank you.